Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bugün MYK'mız bitti. Sayın Genel Başkanımız bizim uzun yıllar geçmiş dönemde Genel Başkan Gençlik Kolu Genel Başkanlığımızı yapan arkadaşımızın cenazesi var, cenazeye katıldı. Ben de size bugün MYK'daki aldığımız kararla ilgili birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Bunun bir tanesi biliyorsunuz son dönemlerde ciddi tartışma konusu olan güvenlik yasası. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Bütün yurttaşlarımızın bilmesi gereken bu bir güvenlik yasası değildir. Bu fırsatlar ülkesinde faydalananların güvenliğini sağlamak için çıkarılmış bir yasasıdır. Ya bu yasada fıtratlarda hayatını kaybetmiş, kepengini kapatmış, intihar etmiş, baskı görmüş herhangi insan için çıkarılmış bir yasa değildir. Maalesef iktidarın uzun süredir işlemiş olduğu suçları tolere etmek için kendilerinin böyle bir güvenlik yasasına ihtiyaç olduğunu hepimizin çok net bir şekilde bilmesi gerekiyor. Dün hükümet sözcüsü Sayın Arınç bir açıklama yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Arınç aynen şu ifadeyi kullandı. Herkesin çocuğu değil. Elbette çok haklısınız. Herkesin çocuğunu kastetmedik biz. Bizim kastettiğimiz uzun süredir kirli işlerde çocuklarını kurye olarak kullanan siyasetçileri biz kastediyoruz. Bakanlıklarda kupon arsaları pazarlayanları kastediyoruz. 17 Aralık, 25 Aralık'ta tapelerde görüldüğü gibi para alışverişlerinde olan çocukları kastediyoruz. Elbette bütün bakanların çocuklarını kastetmemiz mümkün değil. Biz sizin ne kadar rahatsız olduğunuzu biliyoruz. Kendisi de itiraf etti. Bakan arkadaşlar benim çocuğuma da teklif etti Sayın Arınç dedi. Ama dedi çocuğum da benim gibi. Çok önemli bu. Kendisine teşekkür ediyorum. Çocuğum da benim gibi baba dedi ben özel sektörde çalışacağım. Size de teşekkür ediyorum. Çocuğunuza da teşekkür ediyorum. Kirliliğe bulaşmadığı için. Aslında bu tartışmalar siyaseten gerçekten çok ayıplı tartışmalardır. Bütün gelişmiş ülkelere baktığınızda siyasetin, siyasetçinin, ailelerinin, çocuklarının kirli işlerde olması asla düşünülebilecek bir tablo değildir. Kimsenin aklında bile geçmez. Ama ne yazık ki tabii geldiğimiz ülke fırsatlar ülkesi olduğu için, çürümüş bir sistem olduğu için bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Sayın Arınç'ın söylediği cümle de anlam ifade ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Geldiğimiz noktaya bakın. Yani hükümetin sözcüsü itiraf etmek zorunda kalıyor. Yine ikinci itiraf, daha önce de defalarca ifade ettik. Hatta çağrımızı yaparken de kabinedeki gerçekten bu kirliliğe bulaşmamış bakanlara isimlerini zikrederek söylemiştik. Sayın Ali Babacan, geçen gün Hürriyet gazetesinde manşetinde görüldüğü gibi daha önce de ifade etmişti. Bir gece yarısı kalem oynatarak milyar dolarlar elde edildiğini ifade etmişti. Aynen katılıyorum. Kaldı ki bu milyar dolarların organize yolsuzlukların organize imar çetelerinin nasıl çalıştığını 2011 yılında sizlerle paylaştım. Arkamdaki haritayla tek tek tarif ettim. Yetmedi bu haritayı detaylandırıp isimlendirerek eski Sayın Başbakan'a gönderdim. Sayın Erdoğan'a mektupla gönderdim hatırlarsınız. Sayın Babacan günaydın 5 yıl geçti. 5 yıl içerisinde görüldüğü gibi sadece İstanbul değil Türkiye coğrafyasının tamamına baktığımızda milyar dolarlık yani ortalama 400-500 milyar dolarlık rantların sağlandığını neredeyse şehir merkezlerinin önemli kısmının ranta çevrildiğini bu rant merkezi bir yerde toplandığını, tahsislerin bir kalemde çıktığını, imar uygulamaları nasıl olacağı bir merkezde çıktığını sizlerle paylaştık. Şimdi çıkmışsınız, efendim yeni bir imar yasası çıkaracağız,
Bu yeni bir imar yasası değildir, onu bilesiniz. Ey belediye başkanları, size sesleniyorum. Hangi siyasi partide olursanız olun, AKP'lisin, CHP'lisi, MHP'lisi ve BDP'lisine. Bu film önümüzdeki günlerde belediyelerin imar yetkisini ortada kaldırma filmidir. Bunu bilesiniz. Hani yerelleşeceğiz diyorlardı ya, merkezi bir yere bağlayıp tek merkezde, tek havuzda imar uygulamalarını yönetmek istiyorlar. İki, Sayın Ali Babacan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Önerisine sonuna kadar katılıyorum. Gelin, çok basit, çok kolay. İmar uygulamalarının tamamına baktığınızda bunu göreceksiniz. 2005'i baz alalım. 2005 ile 2014 arasındaki uygulamaların tamamına bakalım. Bu uygulamalardaki elde edilmiş rantların %40'ını hemen devlete alalım. Bu ne demektir biliyor musunuz %40'ı? Hani bütçe açığı veriyorsunuz ya Kaçaksaray'dan dolayı. Bütçe açığınızı çok önemli şekilde kapatabilecek 200-250 milyar dolarlardan bahsediyorum. Hodri Meydan. Gelin, Cumhuriyet Halk Partisi de arkanızda olacak. Yapabilir misiniz? Asla yapamazsınız. Bu şirinliklerle belediyelerin yetkilerini Ankara'ya bağlamak istiyorsunuz, onu biliyoruz. Doymadınız mı? İnsanoğlunu toprak doyuruyor. Siz de doyun bir gün. Doyacaksınız. Değerli arkadaşlar, yine 17 Aralık 25 Aralık'ın konusu olan en önemli konularından bir tanesi biliyorsunuz, bu imar uygulamaları ve arsa satışlarıydı. Defalarca soru sorduk, defalarca müzakere ettik ama hiç kimse cevap vermedi. Örneğin çok basit bir soru sormuşum, halen cevabını bekliyorum. Ne yazık ki cevabını alabilmiş değilim. Bana verilen cevaba bakın yani. İnsan haklarına aykırıymış. Yahu siz insan tanımazsınız. Siz insana saygınız yok, insan aykırısınız. Ben de soruyorum, diyorum ki kime rant verdiniz kardeşim? Rant verdiğiniz kişilere kaç para kira ödüyorsunuz? Bu arsalar kime ait? Çok basit sorular soruyorum. Bana insan haklarından bahsediyorsunuz. Keşke insanlara saygınız olsa, insan haklarına saygınız olsa. 17 Aralık, 25 Aralık. Maalesef sadece Türkiye değil, dünyanın özellikle son 6 aydır tartıştığı en önemli konulardan bir tanesidir. Organize yolsuzluk, devletin tepesindeki hükümetin üçte biri çeteleşerek devleti nasıl soyar uygulamasını bütün dünya gördü. Şunu da altını çizerek söyleyeyim, bir söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Sakın dört bakan değil, birçok bakan daha var. Dört bakan suçüstü olmuş, belgelenmiş bakanlardır. Ama şunu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Dünyada yasa dışı uygulamaların içinde olan mafya örgütleri dahil olmak üzere her türlü rezalet yaparlar ama en azından bir etik tarafları var. Çocuklarını bu pis işlere bulaştırmazlar. Bir babanın evladından daha kutsal nesi olabilir? Kirli işlere çocuklarınızı bulaştırıyorsunuz ya. Hepiniz görüyorsunuz. Bir baba yasa dışı kirli işlere çocuklarını bulaştırır mı? Gelmiş olduğumuz noktaya bakın. Sayın Başbakan, yolsuzlukları yapan kardeşim de olsa elini keserim demiş. Biz el kesmelere karşıyız. Sayın Başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin size bir önerisi var. Siz de yorulmayın. Siz de bu sorularla muhatap olmayın. Gelin, Sayın Ali Babacan'ın uluslararası bir toplantıda söylemiş olduğu gibi geniş, çaplı, kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele yasası çıkaralım. Çıkaralım, siz de rahatlayın. Yorulmayın. Bu sorularla muhatap olmayın. Herhangi bir siyasetçi Merkel'e bu soruları sorabilir mi? Size de sorulmaz.
Bu kirlilikte kurtulmanın tek yolu Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hazırlamış olduğumuz kapsamlı bir yolsuzluk yasasıdır. Buna evet derseniz, hayır ya da siz hazırlayın, biz sizin yanınızda duralım. Bu neye yarar biliyor musunuz? En çok ailelerinizi düşünüyoruz. Çocuklarınızı düşünüyoruz. Ailenizi ve çocuklarınızı korumak istiyoruz. Ancak bir yasayla koruyabilirsiniz. Hani bir deyim var ya, insanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz. 17 Aralık, 25 Aralık gibi bir rezaletle karşı karşıya kalmış bir iktidar hiçbir şey değişmemiş gibi yolsuzluğa devam ediyor. İmar uygulamalarına bir bakın. Hodri meydan diyorum. Sadece imar uygulamaları tartışmak için çok medeni bir şekilde. Şimdi bu ara bir de AVM yasası tartışılıyor biliyorsunuz. İmar yasasını ve imar uygulamalarını, AVM yasasını tartışmak için kimi istiyorsanız, hangi kanal istiyorsanız sadece bu meseleleri konuşmak için bir AKP'li arkadaşımızı davet ediyorum. AVM yasası tartışma konusu bile çok ayıplı bir konudur. Özellikle esnaf odalarının baskı altında olduğunu biliyorum. Ne kadar esnaf kepenk kapattı bileniniz var mı değerli arkadaşlar? Kaç esnaf intihar etti, intihar. Karabük gibi bir ufacık bir ilin ortasında bile iki tane AVM koyuyorsunuz. Şimdi utanmadan akıllarına gören görmeyen bir Alman modeli diye bir tartışma var. Güvenlik yasası için de teklif ettik. Gelin Almanların uygulamış olduğu bütün yasaları Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulayalım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar arkanızda olacağız. Tamamını değiştirelim. Bir kere her şeyden önce siz Alman yasasını uygulamaya kalkışırsanız parlamentonun yarısını tutuklatırsınız ya. Yarısını tutuklarlar. Belediye başkanlarının yarısı tutuklanır. Nasıl alma yasası dersiniz Allah aşkına ya? Sonra Sayın Arıncı uyardılar herhalde. Aman bu Alman işini bulaştırmayın. Güvenlik yasasında farkındaysanız Alman kısmı bir tarafa atıldı. Şimdi dün baktım AVM yasası tartışması Almanya'daki uygulamayla ilgili. Gidin Berlin'e bak. Benim yaşadığım şehirde bakın şu arkamdaki rant haritasında. Kaldı ki Almanya'daki uygulamalarda rant elde etmek mümkün değildir. Çekirdek bile elde edemezsiniz. Belediye başkanı da olsanız, Merkel de olsanız, bakan da olsanız asla buna izin vermezler. En son Almanya'da bir bakan neden istifa ettiğini biliyorsunuz değil mi? Devletin helikopteriyle asker çocuğunu ziyaret ettiği için istifa etmek zorunda kaldı. Siyasetin etiğini arıyorsunuz ya. Hani bunların çok güzel bir sloganı vardı. Fırsatlar ülkesi. Doğru. Sizin için fırsatlar ülkesi. Ama gariban, esnaf, zavallı, bakkal amca için fıtratlar ülkesi haline geldik. 17 Aralık, 25 Aralık'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir daha tarihimizde siyasetçi kirli işlere bulaşmasın diye dedik ki garibim televizyonlar, gazetelere çok ciddi baskı var. Oralarda konuşmak, tartışmak biraz zor oluyor. E ne yapalım? Kendi imkanımızla, kendi paralarımızla billboardlara paramızı verip kiralayalım. Şimdi bakın film işlere bakın. Biliyorsunuz daha önce özellikle vergilerle ilgili bizim böyle bir uygulamamız vardı. 1000 tane film uydurdular. Ve sonuçta alamadık, vermediler. Şimdi önce arkadaşlarımız sözlü olarak konuştular. Ben sözlü istemiyorum dedim ki yazılı istiyorum. Yazılı bize fahiş fiyat. Hiç önemli değil, onu da vereceğiz. Yani 10 gün önce, 15 gün önceki o billboardlardaki fiyatların ne olduğunu hepsinin fiyatını almışım. Onu 3'e çarparak vermişler. Ona da eyvallah. Ona da eyvallah ettik. Sonra dün arkadaşlarım beni aradı. Efendim ayın 17'si ile 21 arasında bütün billboardlar kapalıymış. Acaba 21 ile 28'i ancak size verebiliriz. Haddinizi, hududunuzu bileceksiniz.
Çok açık söylüyorum. Ey reklam şirketleri, ey billboard çeteleri, sakın ha, 17 Aralık ve 25 Aralık'ta bunu kabul etmezseniz size dar ederim, onu söyleyeyim. Paramı veriyorum ya. Kendi paramla Türkiye'de bir daha bu rezalet yaşanmasın diye billboard yaptıracağım. Şimdi bana 40 tane numara çekiyorsunuz. Bu firmaların sahiplerini kimler olduğunu da biliyoruz. Umut ederim ki yarına kadar benim bu teklifime bir cevap verirler. Vermezlerse ne olur? CHP çaresiz bir parti değildir. Kendi çaremizi buluruz. Demokrasilerde çare tükenmez. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak, başta Gürsel Tekin Parti'nin genel sekreteri olarak, ayaklı billboard olarak dolaşırız. Paramızı da vermeyiz ama size para vereceğiz. Size 24 saat süre veriyorum. Öyle numaralar falan çekmeye kalkışmayın. İvedilikle kararınızı verin ve gönderin. Evet arkadaşlar, tabii maalesef çok şeyler var. Daha çok uzatmıyorum. Mutlaka belki bu söyledik, konuştuğum işlerle ilgili sizlerin de sorularınız olacak. Sorularınıza da cevap vermek istiyorum. Hayır. 30 il. Onu çok merak ettikleri için onu ertiyor. Ona da müsaade etsinler. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi. Ne yazacağının sorumluluğu bize aittir. O billboard firmasına ait değil. Hayır, sizlere paylaşmak için hiçbir sakınca yok. Ama özellikle firmalar neye, hangi temayı kullanacaksınız diye merak ediyorlar. Onu da onun için söylemek istemiyorum. Evet. Başka? Bir kere havuz demeyin, onu bir düzeltelim. Havuz şu, havuz temiz bir şeydir. İşte bizim yazın gittiğimiz, temizlendiğimiz sudur. Buna ya kirli medya diyeceksiniz ya da haram medya diyeceksiniz. Çünkü rüşvetle toplanmış medya grubu burada var işte tapede. Ha pardon, bu tapelerin önemli kısmını da 81 il başkanımızın tamamına göndereceğiz. Yani her türlü çaremiz var. Buraya baktığımızda maalesef geçmiş dönemlere de bakın değerli arkadaşlar. Bütün bu olumsuzlukları yapmanız için ya bir masa gibi düşünün. Masanın dört ayağının da sağlıklı olması lazım. Aksi takdirde bu organizasyonları yapmanız mümkün değil. Birinci ayağı işte medya, televizyon, iletişim işleri. İkincisi kendinize göre bir yöntem oluşturup bütün toplumu susturacaksınız. Yani sendikaydı, sivil toplum örgütleriydi, farklı siyasal kuruluşlardı. Ona mutlaka bir tema bulursunuz. Yani geçmiş döneme de baktığınızda çok kolay. İşte komünist diye linç edilen insanlar, benzer uygulamalar gördüğümüzde de hiç değişmiyor. Aynı uygulamalar devam ediyor. Bütün bu kirlilikleri kapatmanız için sizin yapmanız gereken bir tek şey var. Bir, toplumu korkutacaksınız, sindireceksiniz. İki, buna uygun uygulamaları yapacaksınız. Yani yargı sistemini buna göre dizayn edeceksiniz. Kendi askerinizi, kendi emniyetinizi oluşturacaksınız. Halen kendi emniyetini oluşturabilmiş değiller. Hiç kimse de sormadı. Bir daha sorayım. Beş tane kardeşimiz maalesef biliyorsunuz yolda şehit düştü, polis kardeşimiz. Sorarım ben şimdi. Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Malatya'da polis yok muydu? Niçin kendi polisinizde dolaşıyorsunuz? Ya bir ülkenin yöneticileri kendi polisine, kendi askerine güvenmiyorsa vatandaş kime güvenecek? Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir şehire gittiğinde burada Ankara'da yüzlerce polis de gidiyor. Mesela ben İstanbul'da bildiğim kadar 50 bin polis var. 50 bin polisin olduğu yerde sizi koruyacak, güvenebileceğiniz polis yok mu burada polis götürüyorsunuz? Bunlar yazılabilir, çizilebilir. Dünyanın hiçbir yerinde 21. yüzyılda otoriter yapılaşmayla
sıkı yönetimle kimse ayakta kalabilmiş değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bundan vazgeçin. Gelin. Eğer korkularınız 17 Aralık, 25 Aralık ve benzer uygulamalardansa bununla ilgili de Türkiye'nin dokusunu bozmayın. Hani bunun da altyapısını böyle insanların en duygusal alanlarını kullanarak yapmayın. Bu çok günahtır. Bugün mübarek gün. Ne yapıyorsunuz? Dini imanı kullanıyorsunuz. Doğru. Siz ilk mücahittiniz ama müteahhitlik döneminizi dinle kapatamazsınız. Bundan vazgeçin. Gelin evrensel kurallar içerisinde öyle bir anayasa yapalım ki hepinizin güvencesi olsun. Hatta öyle güvenceniz olsun ki zaman zaman polisle gezme ihtiyacı bile duymayın. Aksi takdirde 1000 polis değil 5000 polisle de gezseniz ama gece rahat uyuyamazsınız, onu da ifade etmek istiyorum. Evet. Valla şimdi her siyasi parti kumpas işini becerir de hele bu CHP'de asla böyle kumpas işini bilmez. Ben tabii neyi kastettiğini bilmiyorum. Bir yargı kararı çıkmıştır. Hukuksal bir karardır. İtirazını da yapmıştır. Bu mesele kapanmıştır. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Sayın Genel Başkanımızın ifadesi de şudur. Değerli arkadaşlar, çalıştığınız kurumlar, gazeteler, televizyonlar size ne söyler? O kurumun menfaatini sağlayacaksınız değil mi? Siz çalıştığınız televizyonla ilgili bu televizyon izlenmez diyebilir misiniz? Bu gazete okunmasın diyebilir misiniz? Böyle bir demeç verebilir misiniz? Kim bu kuralsızlığı yapabilir? Bu kuralsızlığı elbette kim yaparsa gereğini yaparız. Başka? Buyurun. Siz de belediyesinde uzun süredir bir tartışma var. Siz de aslında konuya hakimsiniz. Oradaki yetki krizinin belediye başkanının kendi ifadeleri de var bu konuda. MYK'ya taşınacağına ilişkin haberler çıkmış. MYK Şişli'yle ilgili bir farkı var mı? Değerli arkadaşlar, MYK'lık bir şey yok. Nereden çıkarttınız? Yani Türkiye'de bu kadar sorun varken Şişli'de kendi aralarında sorunlar olabilir. Her aileye de bu sorunlar olur. Bu sorunlar büyük olasılıkla halledilmiştir diye düşünüyorum. Başka sorularınız yoksa size teşekkür ediyorum. İyi hafta sonu diliyorum.